Türkiye'de yabancı bir meslek. İsmi yabancı bir kere. Türkiye'de rekreasyon çok daha yavaş yavaş gelişiyor. Yeni tanınmaya başlanmış bir bölüm. İnsanlar soruyor, ne bölümde okuyorsun? Bir öğretmenlik demek kadar basit olmuyor bunun açıklaması. Hangi bölümde okuyorsun diye sorduklarında rekreasyon dediğimizde reenkarnasyon mu, rehabilitasyon mu tarzında tepkiler alıyoruz. Tam bilinmiyor. Özellikle bizim toplumumuzda şöyle bir algı var. Hani ya doktorsan iyisindir, öğretmensen iyisindir, avukatsan iyisindir. Değilsen hani eksik bir şeylerin vardır ki bu bölümdesindir. Böyle bir algı var maalesef. Ama düşündüğümüz zaman bir avukatın, öğretmenin bile boş zamanlarını değerlendirebilme konusunda bizim gibi rekreasyon uzmanlarından danışmanlık alabilmesi gerekiyor. Ve bu konuda yetiştiriliyoruz aslında. Spora ve dansa olan tutkuları sayesinde bir araya gelen üç kişi, Ecem, Bilal ve Özlem. Onları bir araya getiren yerse Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü. Rekreasyon uzmanlarının, rekreasyon liderlerinin yetiştirildiği yer. Ecem, Bilal ve Özlem toplumda rekreasyon ve boş zaman kullanımı konusunda bilinçlenme yaratmayı amaçlıyorlar. Bunu gerçekleştirmenin yolunun önce kendi ufuklarını geliştirmekten geçtiğinin farkındalar. Onlar geleceğin umudu, rekreasyon liderleri. Ben Özlem Kurnaz, Anadolu Üniversitesi 4. sınıf rekreasyon bölümünde okuyorum. 5 yıldır bu okuldayım, hazırlık okudum 1 yıl. Ben Ecem Terlemez, Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi rekreasyon bölümü son sınıf öğrencisiyim. Burası benim fakültem. Merhabalar, adım Bilal Kurnaz, Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi rekreasyon 4. sınıf öğrencisiyim. Okula 2010 senesinde geldim. İsteğe bağlı hazırlık okudum. Öncesinde bir voleybol geçmişim var. 9 yıla yakın Anadolu Üniversitesi'nin kendi takımında oynadım. Hayatım boyunca halk danslarıyla uğraştım 7 yaşından beri. Ben üniversiteye gelmeden önce branşım bisikletti. Şans eseri bisiklet kulübüne girdim. Gençlik sporda bisiklet yani profesyonel anlamda spor yapmaya başladım. İlk tercihimdi zaten. Başka hiçbir şey düşünmeden direkt buraya geldim. Ve kesinlikle pişman değilim. Bana çok güzel şeyler kattı. Rekreasyon denildiği zaman zaten tamamen çok uç noktalara açık. Her türlü gelişime açık. Her türlü spor branşından kendini geliştirme hakkınızın olduğu bir bölüm. Ve üniversitesi olarak, üniversite spor bilimleri fakültesi olarak da bize bu noktaların hepsinde imkan sağlıyorlar. Tesisler noktasında olsun, akademisyenler noktasında olsun. Aldığımız eğitimler gerçekten beklentileri karşılıyor. Ben üniversitesine geldiğim için ve bu bölümün üniversitesinde okuduğum için gerçekten çok mutluyum. Ülkemizde rekreasyon ve boş zaman eğitiminin önemi anlaşılmış durumda mı? Ülkemizde rekreasyon ve boş zaman eğitimi nasıl veriliyor? Rekreasyon uzmanları bu eğitimin neresinde yer alıyor? İşte program süresince bu ve benzeri soruların yanıtını vereceğiz. Yaşamımızın çok büyük bir bölümü boş zaman etkinlikleriyle doldurmaktayız. Ve bu bölümün çok çok iyi geçirilmesi, yaratıcı, mutlu ve sağlıklı bir yaşam kalitesi sürdürmemiz açısından çok çok önemli. Dolayısıyla üniversite müfredatlarına rekreasyon bölümünün dahil edildiğini görüyoruz. 1997 yıllarında Türkiye'de rekreasyon bölümünün kurulmasına ilişkin bir takım toplantılar düzenlenmiş ve sonuç olarak rekreasyon bölümünün kurulmasına dair bir öneri talep edilmiştir. 1998 yılında ise bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu çalışma grubuyla rekreasyon bölümüne ilişkin istihdam olanakları, ders içerikleri ve müfredatlar konuşulmuş. Sonuç olarak 2000 yılında da rekreasyonların bölüm olarak açılması kararlaştırılmıştır. Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde rekreasyon bölümü 2000 ve 2001 yılları arasında eğitim ve öğretime başlamıştır.
Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2001 yılında açılan rekreasyon bölümünün ilk mezunlarından biri Hakan Öncü. Şimdi biz bu bölümü bilinçli olarak tabii ki başlamadık. Özellikle spor çatısı altında açılan yeni bir bölüm olduğu için bölümün bize kazandırılacakları hocalarımız tarafından bize aktarıldı. Ve biz kendimizi tabii ki geliştirdik. İki yabancı dil bilen, onun dışında iletişimi çok kuvvetli, drama yeteneği olan, sportif aktiviteler, bireysel ve takım sporlarında aktif bir şekilde eğitim alıyorsunuz. Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yer alan rekreasyon bölümümüzde öğrencilerin yabancı dil derslerinin yanı sıra aynı zamanda takım sporları ve bireysel sporlara yönelik dersler aldığını da görüyoruz. Örneğin okçuluk, eskrim, satranç, bilardo, yoga ve meditasyon gibi bireysel spor dersleri alıyorlar. Aynı zamanda plaj voleybolu, basketbol, handbol, futbol, blackball gibi sportif branşlarda eğitim almaktalar. Bunların yanı sıra egzersiz fizyolojisi, psikoloji, spor yönetimi, rekreasyonda program geliştirme, planlama gibi sosyal alanlarda da oldukça arkadaşlarımız tarafından eğitimler sürdürülüyor. Bunun dışında sadece spor değil, sanatsal etkinlikler mesela dans gibi, dansa yönelik hem modern dans, salon dansları, ritim eğitimi ve dans, halk dansları gibi derslerimiz var. Aynı zamanda tiyatro ile ilgili, rekreasyonda tiyatral etkinlikler, havuz aktivitelere yönelik eğitsel oyunlar dersleri alıyorlar. Dolayısıyla bu alanda hem sportif, hem eğitimsel, hem de sanatsal anlamda gayet donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlıyoruz. Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü eğitsel olarak öğrencilerine gerekli donanımı sağlıyor. Ancak öğrenciler ne kadar donanımlı olsalar da yine de bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. İnsanlar soruyor, ne bölümde okuyorsun? Bir öğretmenlik demek kadar basit olmuyor bunun açıklaması. Bizim zamanımızda rekreasyon ismini telaffuz ettiğimizde tekrar söylemek zorunda kalıyorduk. Çünkü insanlar bu kavramı bilmiyorlar. Aslında rekreasyon hayatımızın içerisinde. Ama biz bunu başlık altında toplayarak çok daha organize olmuş bir şekilde insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Ve rekreasyonu bize sorduklarında hemen anlamını, kelime anlamını ve daha sonra bizlerin ne iş yaptığını, hangi konularda uzman olduğumuzu aktarıyoruz ve insanlar yeni bir kelime, yeni bir olguyu öğrenmiş oluyorlar. İnsanlar hangi bölümde okuyorsun diye sorduklarında rekreasyon dediğimizde reenkarnasyon mu, rehabilitasyon mu tarzında tepkiler alıyoruz. Tam bilinmiyor. Bilinmemesinin nedeni isminin yabancı olması, Amerika'dan alınmış bir bölüm olması. Dolayısıyla bir avukatlık, öğretmenlik gibi, doktorluk gibi toplum içinde kabul görmüş, çok bilinen bir meslek türü değil. Ama düşündüğümüz zaman bir avukatın, öğretmenin bile boş zamanlarını değerlendirebilme konusunda bizim gibi rekreasyon uzmanlarından danışmanlık alabilmesi gerekiyor. Ve bu konuda yetiştiriliyoruz aslında. Rekreasyon mezunlarına kitlelere hitap ettikleri için bir liderlik vasfı yükleniyor. Çünkü kitleleri istek ya da öneriler doğrultusunda hareketlendirme, yönlendirme becerisine sahip olmaları gerekiyor. Bu rekreasyon liderlerinin olmazsa olmaz vasıflarından. Bu alandan mezun olan arkadaşlarımızın bir lider olarak, bir uzman, bir yönlendirici bireyler olarak diğer yaşam kalitesini yükseltmek isteyen, aslında toplumsal refah düzeyini yükseltmeye çalıştığımız bireylerin rekreasyonel etkinlikler içerisine dahil edilmeleri, onların bu zamanın tadını daha bir zevkli bir şekilde eğlenerek, dinlenerek ve rahatlayarak geçirmelerini sağlamak bu bölümden mezun olan arkadaşlarımızın amacı. Rekreasyon çok çok fazla geniş. Yani rehabilitasyon noktasında olsun, hani sağlık noktasında olsun, eğitim, eğlence, pazarlama, spor noktasında olsun, rekreasyon hepsini kapsıyor. Yani genel bir şekilde rekreasyon sadece spordur, rekreasyon sadece turizmdir demek doğru olmuyor. O yüzden önceden bir rekreasyon uzmanları sıfatını daha son yıllar içerisinde aldık. Rekreasyon bölümlerinin sadece Spor Bilimleri Fakültesi'nde değil, aynı zamanda Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulları'nda ve bazı turizm fakültelerinde de yer aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla sadece
beden eğitimi ve spor değil, sadece turizm değil, sadece sağlık değil, beslenme, iletişim, yönetim ve psikoloji gibi bir takım sosyal alanlarla da ilgili olduğunu görmekteyiz rekreasyon alanının. Rekreasyonun menşei olan Kanada ve Kuzey Amerika'da çok çok fazla bölümlerin ve uzmanlaşmaların olduğunu görmekteyiz. Bu alanlar bizim ülkemizde sadece rekreasyon bölümü olmakla birlikte Amerika'da terapatik rekreasyon, doğal kaynaklar ve rekreasyon, kampüs rekreasyonu, sağlık bilimleri fakülteleri altında, çatısı altında yer alan çeşitli rekreasyon bölümlerinin çeşitli dallara ayrıldığını ve farklı ana bilim dallarında eğitim verdiğini görmekteyiz. Kuzey Amerika'da 1940'larda üniversite müfredatına dahil edilmesi, Türkiye'de de 1997'lerde bu alanın dile getirilmesi maalesef aslında bu alanda ne kadar geciktiğimizi de göstermekte. Bunun yanı sıra mezun olan öğrencilerimizin bir takım istihdam problemlerinde de karşılaştığını ve hala karşılaşmakta olduğunu da görmekteyiz. Fakat bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz bugün burada Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin turizm sektöründe istihdam edilmesiyle ilgili yapılan bir projeye katkı sunmak amacıyla geliyoruz. Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin sektörde istihdam edilmesiyle ilgili Anadolu Üniversitesi'nin yürüttüğü bir proje vardı. Bu kapsamda buraya davet edildik. Bu davet kapsamında da arkadaşları bilgilendirdik. Bu projenin en büyük katkısı da belki bu. Hem öğrenci istihdam edebileceği noktaları anlayabiliyor, görebiliyor ve yaşayabiliyor. Hem özel sektör, evet benim gerçek personelim rekreasyon uzmanı diyebilme şansını bu proje sayesinde belki varacak. Rekreasyon üzerine yaptığımız seminerde rekreasyon istihdam alanları üzerine konuşmalar yapıldı ve ardından workshop yapıldı. Bu da bizim açımızdan şöyle bir katkıda bulundu. Derslerimize teorik olarak çoğu şeyi öğreniyoruz. Gerek dans olsun, gerek tiyatro olsun, gerek iletişim olsun, İngilizce, Almanca üzerine eğitimler alıyoruz. Bu sayede bunları bildiğimiz için otellerde de nasıl uygulamamız gerektiğini beyefendiler yeterince bize anlattılar ve aktardılar. Bu bağlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Rekreasyon eğitmenlerine bu konuda çok büyük işler düşüyor ve bu arkadaşa çok ihtiyacımız var. Ayrıca bunların darla beraber birlikte çalışıp otelimizde birebir uygulamada görmelerini tavsiye ediyoruz. Boş zaman ve rekreasyon alanında yaygın olarak kullanılan kaynakların yazarı Profesör Michael Littner, 1977 yılında New York Üniversitesi Rekreasyon, Beden Eğitimi ve Sağlık bölümünden mezun olur. Terapatik rekreasyon ve yaşlılar konuları üzerinde uzmanlaşır. 1991 yılında Kaliforniya Devlet Üniversitesi Rekreasyon, Konaklama ve Park Yönetimi bölümünde profesör olur. Leitner bugün hala aynı üniversitede profesör. Leisure or free time is the number one category of time in a person's lifetime. Much more than the amount of time we spend in work or education or sleeping or eating or any other category.
So it's very important that we pay attention to how we use this time. Boş zaman eğitimi, bireylerin boş zamanlarını doğru ve verimli kullanmalarına yönelik, onlara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Ya da başka bir ifadeyle dile getirmek gerekirse, boş zaman eğitimi kişilerin kendi davranışları aracılığıyla onların boş zaman davranışlarında bir değişiklik oluşturma sürecidir. Boş zaman eğitiminin farklı türlerini görmek mümkün. Diğer eğitim uygulamalarında olduğu gibi aslında boş zaman eğitim bir kültürleme süreci. Ben buna boş zaman okuryazarlığı demeyi tercih ediyorum. Diğer eğitim alanlarında olduğu gibi boş zaman eğitiminde de formal ve informal yolla kişilerin boş zamanlarının doğru kullanılmasının öğretilmesi söz konusu. Formal uygulamaları dünyanın birçok ülkesinde, birçok gelişmiş ülkelerde görmek mümkün. Ülkemizde bu konuda açıkçası büyük bir eksiklik var. Yani boş zamanla ilgili belki de tek ilgili dersin beden eğitimi ya da sanat, resim gibi derslerin olduğu söyleyebiliriz. Ama doğrudan boş zamanların doğru kullanılmasına yönelik bir dersin bir müfredat dahilinde olduğu söylenemez. Yaygın eğitime gelindiğinde ise yaygın eğitimi de rekreasyon ve boş zamanla ilgili yaygın eğitimi özellikle halk eğitim merkezleri ve yerel yönetimlerin sunduğu yaygın eğitim merkezleri kapsamında değerlendirmek mümkün. Why do we need leisure education? Some people say leisure education. It's very easy to know what to do with leisure. I mean, that's simple. But it's not. We know it's not simple because we know by all of the misuses of free time. We would say misuses of free time because of all the problems coming from how college students in particular use their free time, such as through overconsumption of alcohol and other drug use, which many people don't know this, but nearly 2,000 college students in the United States die every year from alcohol-related causes. Well, if that's not an indication that we need leisure education for college students, then I don't know what is. What we aim to do is to, through leisure education, get the students to understand the importance of leisure in their life, what choices they can make for their leisure that can benefit their health and wellness versus those choices that can harm their health and wellness, to try to educate students so that they will make better decisions in what they do with their free time, how they use their free time. Deneyimleme aslında boş zaman eğitimi için önemli bir unsur. İşte informal eğitim kapsamında düşünüyoruz. Fakat bu deneyimlerin de tabii doğru olması önemli. Çocuğun ihtiyacı doğrultusunda olması ya da bireyin ihtiyacı doğrultusunda olması önemli. Peki bu ihtiyaçlar nasıl tespit edilecek? İşte burada da aslında rekreasyon profesyonelleri işin içine giriyor. Bu konuda belli lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi, yüksek öğretim kurumlarında eğitimi almış bireylerin donanımlarından faydalanmak, bu hizmetleri onların sağlamasını mümkün kılmak aslında bu söylediğim doğru deneyimleri kazandırmada önemli bir rol oynuyor. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, boş zamanları bilinçli olarak doldurabilmek uygarlığın en ileri adımıdır der. Görülen o ki, bu adımı atmada rekreasyon uzmanlarının rolü büyük. Rekreasyon uzmanları, toplumun değişimine, gelişimine, boş zamanların daha etkin ve verimli kullanılması yoluyla katkı sağlıyorlar. Gelecek programda boş zamana farklı bir açıdan bakacağız. Ciddi ve kayıtsız boş zamanı ele alacağız.